Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? O sıcakmış. Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Burada kayıt yani şu an derste olup kayıt olmuş olan var mı? YKS mi? Nisan. Kayıt oldunuz mu arkadaşlar? Yoksa normal ilk defa mı tanışıyoruz? Eski öğrenci. Güzel. İyi akşamlar. Evet, bu KPSS ile ilgili arkadaşlar. KPSS dersi. Yarın son. İlk ve son. Güzel. Güzel arkadaşlar. Teşekkür ederim Ayşe. Anladım. Güzel arkadaşlar. Şimdi yani sistemle ilgili şöyle bir şey yapayım. Şimdi arkadaşlar bugünkü derste basamak kavramı konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. Biraz anlatım yapacağız. Ve zaten sınavda en az bir tane hatta iki tane gelme ihtimali yani şöyle bir tane gelme ihtimali %100, iki tane gelme ihtimali de %80, %70, %80 diye düşünebilirsiniz bu konuyla ilgili. Şimdi bununla ilgili sorular çözeceğiz bugün. Biraz hem tanışma hem de derslerin nasıl işlendiği ile ilgili bilgi sahibi hani olmak için özellikle ilk defa katılan arkadaşlar için söylüyorum. Hani bununla ilgili bir fikir sahibi olmak ve olayı görmek için arkadaşlar. Tabii ki tek konu yapacağız. Zaten bir ders yapacağız arkadaşlar. 40 dakika falan ders yapacağız. Yani bana söylenen o. Ve hani sadece hani sistemin nasıl işlediğini, nasıl gittiğini görün ve hani onunla ilgili şeyleri yapalım diye böyle bir ders yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi derste direkt hani anlatırken anlamadığınız yerleri sormanız bizim için çok çok daha iyi olur. Takıldığınız yerlerde, anlamadığınız yerlerde bakmanız, takıldığınız yerleri sormanız, bunlar bizim için çok çok iyi. Şimdi arkadaşlar buradaki artı 10 net yapmak isteyenlerin tabii ki bir derste olabilecek ne yazık ki bir şey değil. Bu yani şöyle söyleyeyim. Bir sene boyunca buradan ders aldıktan sonra ben yani matematik derslerini ben anlatıyorum. Bir sene ders aldıktan sonra yani en az 10 net derslere katılıp düzenli katılım sağlayıp bakarsanız arkadaşlar en az 10 net yapmanız mümkün. Tabii ki bu sizin çalışma temponuza, verimliliğinize vesaire de bağlı. Bunun için tabii ki süre içerisinde konuşuyoruz. WhatsApp gruplarından soru çözümleri yapıyoruz. Tabii ki bilgilendirmeler, işte nasıl ne olduğu vesaire onlarla ilgili konuşuyoruz arkadaşlar. Basamak kavramıyla aranız nasıl? Sever misiniz kendilerini? Çok iyi, güzel. Güzel. Fena değil. Evet arkadaşlar, şimdi yani şöyle ne kadar çok siz de katılım sağlarsanız ben o kadar mutlu olurum. Yani cevap verme konusunda, soru derse katılma konusunda yani katılmanız ne kadar iyi olursa bizim için o kadar. Yani hem sizin için hem benim için çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar,
Şimdi basamak kavramı deyince aklımıza direkt zaten birler, onlar, yüzler, binler basamağıyla ilgili ifadeler geliyor. Değil mi? Bunlarla ilgili zaten sorun yaşayacağımız bir şey değil. Değil mi? Sadece bunların nasıl kullanacağımız, nerede kullanacağımızla ilgili genelde sorun yaşıyoruz. Zaten matematiksel ifadelerde, matematikte arkadaşlar konu anlatımı dediğimiz şey çok uzun süren bir şey değil. Bunları yani orada ufak ufak şeyler oluyor. Mesela işte bu. Mesela basamak analizi dediğimiz, işte çözümleme dediğimiz kısım bu. Ama bunu nasıl kullanıyoruz? Hangi sorularda kullanıyoruz? Onlar bizim için önemli. Yani hap bilgi ne yazık ki sözel derste olabilir ama sayısal derste ne yazık ki çok mümkün olan bir şey değil. Yani sonuçta işlem pratiğine bağlı olduğu için ben sen ne diyeyim ne edersem de diyeyim. Yani işlem konusunda yanlış yaparsam vesaire sorun olacaktır. O yüzden hani matematiksel ifadelerde hap bilgiden ziyade sorunu nasıl çözüldüğü, nasıl yaklaşıldığı gibi ifadeler bizim için daha önemli olacak. Şimdi buradaki baktığımızda olayla ilgili arkadaşlar ne diyoruz? Mesela şimdi burası birler basamağı olduğu için D birler basamağı. Buraya baktığımızda C'de onlar basamağı. A baktığımızda binler basamağı. Ve B ne oluyor arkadaşlar? Yüzler basamağı olacak. Değil mi? Şimdi buradaki ifadeden şunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Birler basamağı olunca burası bir tane D. İşte onlar basamağı olunca 10C. Yüzler basamağı olunca 100B. Ve binler basamağı olunca 1000A gibi oluyor. Şimdi buradaki ifadeye baktığımızda şimdi mesela buradan şöyle bir şey de çıkartabiliriz değil mi? 237. Serkan buna katılman önemli değil ya. Fizik dersine gidebilirsin. Tamam mı? Şimdi şuraya baktığımızda arkadaşlar burası ne olacak? 7 çarpı 1. Şuraya baktığımızda burası ne arkadaşlar? 3 çarpı 10 ve şurası ne oluyor aslında? 2 çarpı 100 dediğimizde. Ha güzel. O zaman sorun yok. Şimdi 237 ile ilgili arkadaşlar biz direkt şunu aslında 200 artı 30 artı 7 şeklinde ayırabiliyorum. Değil mi ben bunu? Şimdi aynı şekilde buna baktığımızda buradan ne olacak arkadaşlar? Mesela biz bunu 230 artı 7 diye ayırabiliriz. Değil mi? Hatta ve hatta bakın 230 dediğimiz ifadeyi 23 çarpı 10 artı 7 diye ayırabiliriz. Değil mi? Şimdi buradaki şuradaki ifadeye baktığımızda başka ne diyebiliriz arkadaşlar? 200 artı 37 şeklinde ayırabiliriz. Değil mi? Ve şuradaki ifadeye baktığımızda aynı zamanda 2 çarpı 100 artı ne olacak arkadaşlar? 37 diye ben bunları ayırabilirim. Arkadaşlar ses ve görüntüyle ilgili arka planda sorun yaşayan, sesle ilgili sorun yaşayan arkadaşlar bir gir çık yapın düzelecektir diye düşünüyorum. Çünkü sistemsel bir sorun değil. Bu sizin internetinizle vesaire ilgili bir sorun olabilir. O yüzden şimdi buradaki ifadeye baktığımızda şimdi zaten herhangi bir karşıma sayı çıktığında bunu çözümlemem çok kolay. Fakat benim bunu çözümlememin şöyle olursa çözümlememin nasıl olacağına bakalım. Şimdi mesela burada zaten ne olacak arkadaşlar? Direkt 100A artı 10B artı C şeklinde ilerleyecek değil mi? Peki mesela ben bunu direkt şöyle yazamaz mıyım? A, B, 0 artı C şeklinde yazabilirim değil mi? Şimdi mesela bakın aynı mantık değil mi? Şuraya baktığımızda yine bununla aynı mantığa sahip olabilecek durum. 10 çarpı A, B artı C. Şuraya baktığımızda arkadaşlar burayı için ne diyebiliriz? Şurası ne olur? A, 0, 0 artı B, C dediğimiz bir ifade olacaktır. Şimdi bir de burada arkadaşlar şuna baktığımızda burası da ne olur? 100 A artı B, C şeklinde olacak değil mi? Şimdi burada bazı şeylere dikkat etmem gerekiyor. Bunlardan ilki arkadaşlar şu. Şimdi şuradakilere baktığımızda A, B, C ne olacak arkadaşlar? A, B ve C ne olmalı? Rakam olmalı değil mi? Hatta ve hatta kesinlikle burası 3 basamaklı bir sayı ise eğer A sıfırdan farklı bir rakam olmalı. Eğer A sıfır olursa ne olur arkadaşlar? Yüzler basamağını sıfır aldığın için ne olacaktır?
Diğer kısımlara baktığımızda BC dediğimiz kısım ne olacak arkadaşlar? İki basamaklı bir sayı olur, değil mi? O yüzden ABC 3 basamaklı olmasını istiyorsak A'nın sıfırdan farklı olması gerekiyor. Şimdi şuraya baktığımızda bu nedir arkadaşlar? AB dediğimiz sayı burada. Şimdi AB, hatta şöyle diyeyim. Bakın buradaki AB 0 dediğimiz sayı ne olacak? Şuradaki, şurası böyle genele baktığımızda 3 basamaklı bir sayıdır. C'ye baktığımızda C de buradan ne olur arkadaşlar? Herhangi bir rakam olacaktır, değil mi? Şimdi şuradaki AB'ye baktığımızda burası nedir arkadaşlar? Bu 2 basamaklı bir sayı. Burada da C ne olmak zorundadır? Rakam olmak zorundadır. Peki şimdi şuraya baktığımızda burası ne arkadaşlar? Yine 3 basamaklı bir sayı. BC'ye baktığımızda ne olur? Bu da 2 basamaklı bir sayı olacaktır. Şimdi şuradaki çarpı olduğu için burada A bir rakamdır, değil mi? BC'ye baktığımızda bu da nedir arkadaşlar? 2 basamaklı bir sayıdır, değil mi? Var mı problem buraya kadar? Çözümlerken arkadaşlar bunlara dikkat ediyoruz. Özellikle bakın birazdan da değineceğim yine. Şuradaki ifadelerle ilgili arkadaşlar, bunlar ÖSYM'nin sevdiği soru tiplerinde, yani ÖSYM'nin sorduğu soru tiplerinde kullanılacak olan çözümlemelerdir. Genelde bu tarz uzun uzun, yani ABC'nin 100A artı 10B artı artı C şeklinde olması bizim için ne olur arkadaşlar? Biraz daha uzatıyor. Yeni nesil tabii ki de çok fazla yok Serkan, YKS gibi değil. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki ifadeye baktığımızda, şimdi AAA dediğimizde buradaki ne olmuş olacak arkadaşlar? Şurayla ilgili konuşuyorsak eğer, burada bakın sayının birler basamağında, onlar basamağında ve yüzler basamağında ne var? Hepsinde A var, değil mi? O yüzden arkadaşlar buraya baktığımızda, buraya 100A artı 10A artı A şeklinde ayırdığımızda, bakın ne olacak? Buradan direkt 111A şeklinde gelecek, değil mi karşıma? Şimdi şuradaki sayıya bakıyorum. Buradanın birler ve yüzler basamağı A iken onlar basamağında B rakamı varmış, değil mi? Peki buraya baktığımızda burası ne olacak? 100A artı 10B artı A diye düşündüğümüzde ne olur arkadaşlar? 101 tane A artı 10B olacak, değil mi? Şimdi şuradaki sayımıza bakalım. Bakın binler ve yüzler basamağındaki sayılarımız, yani rakamlarımız A olduğu için ne olacak? 1000A artı şurada ne olacak? 100A artı 10B artı B olmuş olacak, değil mi? Şimdi bunlarla ilgili sıkıntı yok. Peki şimdi şuradaki ifadelerle ilgili, hatta şunu da düzenlenmiş halini yazalım. 1000 ne olacak arkadaşlar? 100 tane A ve ne olacak? 11 tane B olmuş olacak. Şimdi şunlar arkadaşlar, buraya baktığımızda bunlar arkadaşlar kısa yollar. Şimdi biz birçok soruda A, B, B artı B, A olayını kullandığımızdan dolayı, yani çok fazla soruda karşımıza çıkacağından dolayı bunu zaten belli bir süre sonra direkt yapıştırabiliyoruz. Onu da nasıl yapacağız arkadaşlar? 11A artı 11B olacak. Arkadaşlar normalde 40 ile 50 dakika arasında konunun gittiği yere kadar gideceğiz, tamam mı? Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar A, B ve B, A, bunlar iki basamaklı sayılar. Şimdi şuraya baktığımızda burası ne olacak arkadaşlar? 10A artı B artı 10B artı A olacak. Şimdi bunları da düzenlediğimizde buradan ne oluyor? 11A artı 11B oluyor, değil mi? Peki ben buraya baktığımda bunlar arasında ortak olarak 11'i gördüm. Ve ben burayı 11 parantezine aldığımızda burası ne olacak arkadaşlar? 11 tane A artı B olacak, değil mi? O yüzden de kısa yolu bu diye düşünebilirsiniz, tamam mı? Şimdi şuradan arkadaşlar ne olacak? Şuradaki ifadeye baktığımızda ne diyeceğiz arkadaşlar? Yine aynı şekilde 10A artı B eksi 10B artı A. Bakın burada eksiyi yazdıktan sonra parantez benim için önemli. Çünkü eksi dediğim, oradaki eksi benim için direkt BA'nın eksisi. Yani sadece onlar basamağındaki sayının eksisi olmayacak. Yaptığım genel hatalardan, işaret hatalarından bir tanesi de bu. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki ifadeden sonra eksiyi içeriye tek tek dağıtacağız, değil mi? Dağıttığımızda ne olacak? 10A artı B eksi 10B eksi A oldu, değil mi? Şimdi bakın şunları gördün mü? Buradan ne oldu yani? 9A. Şunlara bakın, buradan da ne olacak arkadaşlar? Eksi 9B.
Peki bunda 9 parantezini alırsam a eksi b mi oluyormuş? Eğer ab'den de a'yı çıkartıyorsam elimde ne kalıyormuş? 9 tane a eksi b kalacak. Şimdi şuradaki ifadeye baktığımızda burası için ne diyeceğiz arkadaşlar? Şimdi ABC'den CBA'yı çıkardığımızda burası ne olur arkadaşlar? 100A artı 10B değil mi? Artı C. Eksi şurası ne olacak? 100C artı 10B artı ne olacak arkadaşlar? A mı olacak? Peki şimdi buradaki ifadeleri düzenlediğimde eksiyi dağıtırsam ne olacak? Direkt 100A artı 10B artı C eksi 100C eksi 10 B eksi A değil mi? Şimdi bu ilk, evet daha yeni başladık Birgül. Peki buradan sonra ne olacak arkadaşlar? 100 A artı 10 B artı C eksi, şimdi şuradaki ifadeden hatta bunu tekrar yazmadan direkt sonuca gidebiliriz değil mi? Şimdi sonuca nasıl gideceğiz? Baktığımız zaman arkadaşlar 10B ile eksi 10B birbirini götürecek değil mi? Bakın 100A var, burada da eksi A var. Şurada C var, burada eksi 100C var değil mi? Yani elimizde 99A eksi 99 tane C kalıyor. Yani bu da baktığımızda ne olacak arkadaşlar? 99 parantezinde A eksi C olmuş olacak. Tamam mıdır? Şimdi bir de arkadaşlar... buradaki ifadeye baktığımızda 10A ile B'nin toplamı dediğimde bakın bu nedir arkadaşlar? Çözümlenmiş haline baktığımızda aslında bu AB sayısıdır. İki basamaklı bir AB sayısı değil mi? Peki iki basamaklı AB sayısı 24'e eşit ise A buradan ne olacaktır? 2, B de buradan ne olacaktır arkadaşlar? 4 mü olacaktır? Şimdi şuraya baktığımızda bu nedir arkadaşlar? Baktığımız sayı aslında A, B, C 3 basamaklı sayısı olacaktır. Peki A, B, C 3 basamaklı sayısı 347'ye eşitse bakın ne olacak? Birler basamağı birler basamağına, onlar basamağı onlar basamağına ve yüzler basamağı yüzler basamağına eşit olacağından dolayı A buradan 3, B buradan 4, C de buradan nedir arkadaşlar? 7 olacak. Tamam mı? Var mı problem buraya kadar? Ders oldu derken. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Diyor ki bize AB ile BA iki basamaklı sayılardır. Ve bunların toplamı 143 olduğuna göre A ile B'nin toplam değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi bu ne olacak? 11 tane A artı B olacak değil mi? 143. Bakın bunu zaten şurada açmıştık değil mi? Gördük mü olayı? sağdan sola mı? Evet, zaten Büşra bununla ilgili bir sorun yok. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda her tarafı 11'e böldüğümüzde ne olmuş olacak? A artı B dediğimiz sayı ki bakın 11 ile bölümün kolay yolu nedir? Şu ortadakini hiç düşünmeyin, ne olacak buradan direkt? 13 kaldı değil mi? Var mı problem? Hop. Yoksa geçtim. Şimdi bakın arkadaşlar burada ne olacak? Şuradaki ifadeye baktığımızda burayla ilgili ne diyeceğiz? Buranın da kısa yolu neydi arkadaşlar? 9 tane A eksi B olacak değil mi? Bu da 36'ymış. Peki 9'a böldüğümde ben her yeri ne olacak arkadaşlar buradan? A eksi B dediğim sayı aslında 4 olacak değil mi? 36 bölü 9'dan. Şimdi diyor ki bana kaç farklı AB sayısı yazılabilir? Şimdi AB sayıları ile ilgili baktığımızda şimdi AB ile BA'nın her ikisi de ne olmuş arkadaşlar? İki basamaklı sayılarmış. Peki şimdi 4'ten 0 çıkardığımda sonuç 4 oluyor değil mi? Şimdi sayılardan bir tanesini 4, bir tanesini 0 alsam güzel hikaye olurdu. Ama bakın BA sayıları ile ilgili ne olabilir? 40'a ne oluyor? 0,4 oluyor. 0,4 olabilir mi arkadaşlar? 0,4 iki basamaklı bir sayı mı? Tabii ki de hayır. O yüzden ne olur arkadaşlar? Sıfırı almayacağız değil mi? Yani ne olabilir? 5'e 1, 6'ya 2, 7'ye 3, 8'e ne olacak? 8'e 4 ve 9'a ne olacak arkadaşlar?
5 olacak değil mi? Yani burayı eledik. 1, 2, 3, 4 toplamda da 5 tane AB sayısı yazılabiliyormuş değil mi? Var mı problem? Güzel. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Bir net garanti. Yani en az bir net garanti tabii ki. Bundan soru gelecek. Şimdi x, y, z, y, z, z, y, x 297 olduğuna göre. Şimdi rakamları farklı. Kaç farklı arkadaşlar x, y, z sayısı yazılabilir? Kaç farklı x, y, z sayısı yazılır demiş. Şimdi buradakilere baktığımızda x, y, z ile ilgili önce bir çözümleyelim mi bu sayıyı? Şimdi 100x artı 10y artı z eksi şuraya baktığımızda burası ne olacak arkadaşlar? 100z artı 10y artı x eşittir 297. Şimdi bu eksiyi dağıtıyorum tek tek içeriye değil mi? Tek tek dağıttığımda ne oldu arkadaşlar? 100x artı 10y artı z eksi 100z eksi 10y ve eksi x eşittir 297 oldu. Peki arkadaşlar artı 10y eksi 10y birbirini götürdü. Buradan ne kalacak? 99 tane x eksi 99 tane z eşittir 297. Şimdi 99 tane x eksi z eşittir 297 oldu. Her tarafı 99'a böldüğümde ne olacak arkadaşlar? Burada 1 kalacak, burada 3 kalacak. Yani x eksi z de buradan 3 mü oldu? Şimdi bunu bulduktan sonra ne olacak? A durumunu inceleyelim. Rakamları farklı, kaç farklı arkadaşlar? X, Y, Z yazılır demiş. Şimdi bakın X, Y, Z ile ilgili. Şimdi arkadaşlar buradan şuna baktığımızda X, Y, Z yani burada baktığımızda Z ile baktığımızda X sıfır olamaz. Z de ne olamaz arkadaşlar? Yüzler basamağına geldiği için her ikisi de ne olamaz? Sıfır olamaz değil mi? Yani şurası ne olacak o zaman? 4'e 1, 5'e 2, 6'ya 3, 7'ye 4 değil mi? 8'e 5 ve 9'a ne olacak arkadaşlar? 6. Şimdi şuraya baktık arkadaşlar. 4'e 1 yazdığımızda rakamlarının farklı olmasını istiyor. Şimdi y ile ilgili fikrimiz var mı bizim? Y ile ilgili fikrimiz var mı? Y ile ilgili elimizde ya da bilgi var mı? Y ile ilgili? Y ile ilgili bilgi yok. O zaman y'yi biz kendimiz seçeceğiz. Yani şimdi arkadaşlar 4'e 1 olduğuna göre ve rakamları farklı olduğundan dolayı ne yapacağız arkadaşlar? Buraya neler gelebilir? Düşünün demin bakalım. 0 gelebilir. 2 gelir. 3 gelir. 5 gelir. 6, 7, 8 ve 9 gelebilir değil mi? Şimdi buraya 0 gelirse ne olabilir arkadaşlar? Sayımız 401 olur değil mi? Sonra ne olabilir arkadaşlar? 421 olabilir, 431 olabilir, 451 olabilir değil mi? Nereye kadar? 400 en son bula bula gelecek 491'e kadar. Şimdi arkadaşlar 4 ve 1'li olan yani şuna baktığımızda aslında kaç tane sayı olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane değil mi? 4, 1 ile başlayan 8 tane sayım var. Peki başka ne olabiliyordu? 5, 2. Şimdi 5, 2 dediğimizde de bakın araya ne gelebilir? 0 gelebilir, 1 gelebilir, 3 gelebilir, 5 gelebilir, 4 gelebilir, 6 gelebilir, 7 gelebilir, 8, 9 diye düşünürsem yine ne olacak arkadaşlar? 5, 2 yani yüzler basamağı 5 olan, birler basamağı 2 olan yine 8 tane sayı yazılabiliyor değil mi arkadaşlar? 6, 3 olan yine 8 tane sayı yazılabilir. 7, 4 olan 8 tane sayı yazılabilir değil mi? 8, 5 olan yine 8 tane, 9, 6 olan da yine arkadaşlar 8 tane sayı yazılabilir. Var mı problem burada? Toplamda da baktığımızda kaç tane arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 8 olduğu için 6 kere 8 toplam 48 tane sayı yazılabiliyormuş değil mi arkadaşlar burada? Var mı problem? Var mı sormak istediğiniz bir yer? Peki. Kimsenin yok galiba. B'ye bakalım. B'de ne demiş arkadaşlar? X, Y ve Z.
Şimdi x, y, z sayılarına baktığımızda arkadaşlar ne olacaktı? Bir kere 4, 1 olacaktı değil mi? Rakamlarının farklı olmasını istemiyor. O yüzden buraya ne gelebilir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Toplamda ne oluyor arkadaşlar? 10 tane böyle sayı olacak arkadaşlar. 6 ne oluyor derken? 6 hangi 6? 6 ne oluyor derken? Ha. Burada baktığın zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı sayı var ya. O yüzden ve hepsi için 8'er durum olduğundan dolayı. Yani 6 farklı durumum var ve bu her durum içinde 8 farklı durumum oluşuyor. Yani burada yazdık zaten onları şöyle düşün. Mesela 4, 1 için 8 farklı durum. 5, 2 için 8 farklı durum. O yüzden 6 tane çarpı 8, 48 oluyor. Tuğba. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar 4, 1 için 10 tane. 5, 2 için ne olacak arkadaşlar? Yine 10 tane değil mi? 6, 3 için yine 10 tane. 7, 4 için 10 tane. 8, 5 için 10 tane. 9, 6 için yine ne olacak arkadaşlar? 10 tane sayı yazılabiliyor. Değil mi? Var mı problem? Ve buradan da ne olacak arkadaşlar? 6 çarpı 10'dan toplamda 60 tane ne yapılabiliyor? X, Y, Z sayısı yazılabiliyormuş. Var mı sorusu olan? Peki arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi buradaki sayı soruya baktığımızda diyor ki bize 3 basamaklı ABC doğal sayısının onlar ve yüzler basamağı yer değiştirdiğinde sayının değeri 540 azalıyormuş. Şimdi elimizde bir ABC sayısı var değil mi? Şimdi bunun onlar ve yüzler basamağını yer değiştirdiğimde BAC sayısı olacak. Şimdi ve sayı azalacak. Şimdi baktığımızda arkadaşlar ABC mi büyük sizce BAC sayısı mı büyük? Hangisi büyük? ABC sayısı mı büyük? BAC sayısı mı büyük? Tabii ki de ne olacak arkadaşlar? ABC sayısı tabii ki de daha büyük olacak. Çünkü yeni oluşturduğum sayı daha azmış. Onunla ilgili bilgilendirme gelecek. Şimdi peki bu arkadaş BAC sayısı ne kadar azdı? 540 azdı değil mi? 540 az olduğu için buna ben 540 eklersem ilk sayıma tabii ki de ne olacak? Eşit olacak değil mi? Şimdi buna göre bakın şuradaki ifadeyi karşıya atalım. Ne olacak arkadaşlar buradan? ABC eksi BAC 540 mı olacakmış? Şimdi şuradaki ifadelerle ilgili ABC'den DAC'yi çıkardığımda burası 540 olacaksa eğer ne diyeceğiz arkadaşlar? Bir çözümleme yapalım. Çözümleme yaptığımızda 100A artı 10B artı C eksi burası ne olacak arkadaşlar? 100B artı 10A artı C eşittir 540 mıymış? Şimdi buradaki eksiği ne yapacağız? Tek tek içeriye dağıtacağız değil mi arkadaşlar? 100A artı 10B artı C eksi 100B eksi 10A eksi C. Ne olacakmış arkadaşlar? 540. Şimdi şunları düzenlersek buradan ne olacak yani? 90A eksi 90B ne olacak arkadaşlar? Artı C ile de eksi C birbirini götürecek. 540 mı oldu? 90 parantezinde şuradaki ifadeden A eksi C eşittir 540'mış. Her tarafı 90'a böldüğümüzde A eksi C buradan ne olur arkadaşlar? 6 mı? A eksi C nereden geldi? B olacaktı. A eksi B ne olacak arkadaşlar? 6 olacakmış ki zaten bize neyi sormuş? A eksi B'yi sormuş. E onu da ne bulduk arkadaşlar burada? 6 bulmuş olduk. Tamam mıdır arkadaşlar? Var mı sormak istediğiniz bir yer? Yoksa geçtik. Şimdi burada ne yapacağız? Problem ne yazık ki yok Serkan. Problemi çünkü
Girsek problem biraz uzun süreceği için girmedim oraya. Şimdi burada ne olacak arkadaşlar? İşleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi yukarıdaki ifadeyi bir düzenleyelim bakalım. 100x artı 10y artı eksi ne olacak arkadaşlar? 100z artı 10y artı x bölü şuradaki ifadelere baktığımızda 10x artı z eksi 10z, şurayı da paranteze almayı ihmal etmeyelim. Bunun sonucunun ne olduğunu sormuş. Buradan ne olacak arkadaşlar? Bunu yine içeriye dağıtıyorum. Ne olacak buradan? 100x artı 10y artı z eksi 100z eksi 10y eksi x bölü şurası ne olacak arkadaşlar? 10x artı z eksi 10z eksi x. Şimdi arkadaşlar düzenleme zamanı artı 10y ile eksi 10y birbirini götürdü. Elimizde ne kaldı? Bakın 100x var, eksi x var. Ne olacak arkadaşlar? 99x değil mi? Artı z var, eksi 100z var, eksi 99z. Bölü şuraya baktığımızda burası ne olacak? 9x eksi 9z mi oldu? Şimdi şuradaki ifadeye baktığımızda 99 parantezini aldığımızda x eksi z, şurası da 9 parantezinde x eksi z mi oldu? Bunlar birbirini götürdü. Elimizde 99 bölü 9 kaldı. O da ne olacak arkadaşlar? 11 olacak. Tamam mıdır? Var mı problem? Var mı sormak istediğiniz bir yer? Peki arkadaşlar. Şimdi bunlar sınavda son yıllarda çıkmış olan işte lisans, ön lisans sorularından arkadaşlar buralar. Şimdi 3 basamaklı bir 8 AB sayısı var. 2 basamaklı da bir AB sayısı varmış. Bunun da 21 katı oluyormuş. Buna göre A artı B nedir? Şimdi arkadaşlar en başta söylediğim 237 sayısını biz ne yapabilirdik? Direkt 200 artı 37 şeklinde ayırabiliyorduk değil mi? O zaman evet Safa. Yani bugün sadece bu kadar anlatacağım. Zaten bir 10-15 dakikamız kaldı. Çok fazla hani ilerleyebileceğimiz bir durum yok. O yüzden de hani sadece bunu anlatacağım. Şimdi buradaki ifadeye baktığımızda ne olacak arkadaşlar? Geldik sorumuza. Şimdi sorumuzu da biz 800 artı AB şeklinde ayırabiliriz değil mi? Ve bu sayı AB sayısının yani AB sayısının 21 katı oluyormuş. Peki arkadaşlar buradan bunu karşıya atarsam 800 eşittir 21 AB eksi ne olacak arkadaşlar AB dediğimizde. Şimdi 800 eşittir buradan ne olacak 20 tane AB mi olur? Peki ben bunları böldüm. Ne oldu arkadaşlar? 40 eşittir AB oldu değil mi? Yani buradan A eşittir 4 olmalı, B eşittir 0 olmalıymış. Peki A'yı 4, B'yi 0 bulduğuma göre bunların toplamlarını da yapıştırabilirim. Toplamları da ne olacak arkadaşlar? 4 artı 0'dan 4 olacakmış. Tamam mıdır? Var mı problem? Hani zaten en başta dedim ya şu kısımları ÖSYM daha çok seviyor ve buralarla ilgili soruyor. Buraları daha kolay kullanılacak sorular soruyor demiştim. Bakın burada olduğu gibi arkadaşlar 8 AB sayısı 2 basamaklı AB sayısının 21 katıdır deyince bu şekilde yaklaşmam gerekiyor arkadaşlar soruya. Oradan da çıkar Serkan ama oradan bir tık daha fazla birkaç fazla daha işi uzun işlem yapacaksın. Orada sadece biraz daha fazla zaman harcayabilirsin. O yüzden bunu kullanman çok çok daha hızlı olacaktır. Evet, burada ne diyor arkadaşlar? A ve B rakam olmaktaymış. A, B ve BA iki basamaklı sayılar olmak üzere koşulunu sağlayan iki basamaklı A, B sayısının sayıların toplamı kaçtır? Yine bir çıkmış soru arkadaşlar. Şimdi şuradaki ifadeye baktığımızda burası neydi arkadaşlar? 11 tane A artı B olacak değil mi? Bu da neye eşitmiş? 5A artı 13B'ye eşitmiş. Şimdi şuradaki ifadeden baktığımızda 11A artı 11B eşittir 5A artı 13B mi olacak? Şimdi 5A'yı karşıya attım, bunu da karşıya attığımda ne oldu arkadaşlar? 11A eksi 5A ne olacakmış? Buradan 13B eksi 11B oldu. Şimdi şuradaki ifade 6A, şuradaki ifadeye baktığımızda o da 2B oldu değil mi?
Her tarafı ikiye böldüğümüzde 3A eşittir B gelmiş oldu. Şimdi iki basamaklı AB sayılarının toplamı kaçtır demiş. E şimdi iki basamaklı AB sayılarının toplamı ile ilgili konuşurken ne diyeceğim? Şimdi 3A eşittir B olduğuna göre buraya 1 dersem burası 3, buraya 2 dersem burası 6 ve buraya 3 dersem arkadaşlar burası ne olur? 9 olur değil mi? Yani AB sayılarının toplamının kaç olduğunu sormuş. E buradan da ne olacak arkadaşlar? 13, 26 ve 39 olacak. E bunları da toplayınca ne oluyor arkadaşlar? 9, 9, 18. 2, 2 daha 4, 3 daha ne oldu arkadaşlar? 7 oldu. Yani sayımız da ne geldi arkadaşlar? 78 gelmiş oldu. Var mı sormak istediğiniz bir yer? Peki arkadaşlar. Yine bakın bir çıkmış soru. Diyor ki, iki basamaklı AB doğal sayısı rakamları toplamının 5 katına, 3 basamaklı CAB doğal sayısı ise rakamları toplamının 43 katına eşitmiş. Şimdi AB doğal sayısı rakamları toplamının 5 katıysa, bakın buradan direkt şunu yazabilir miyim? 5 tane ne olacak? A artı B. Peki bunu bir düzenleyelim. Ne olacak buradan? 10A artı B eşittir. 5A artı 5B mi oluyor? Peki buradan sonra şunu karşıya attım, bunu da karşıya attım. Ne olacak arkadaşlar? 10A eksi 5A eşittir 5B eksi B mi oldu? Şimdi şuradan 5A eşittir ne oldu arkadaşlar? 4B. Yani buradan ne olabilir arkadaşlar? 4 ya da şurası ne olmalı? 5 olmalı. Değil mi? Başka bir şey olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü A eğer 4'ün 2 katı olursa 8 oluyor değil mi? B de buradan 5'in 2 katı olursa 10 oluyor. 11 rakam değil. Rakam olmadığı için de arkadaşlar burayı alma mümkün değil. Değil mi? Şimdi şuradaki ifadeye baktığımızda 3 basamaklı ne olacakmış arkadaşlar? CAB sayısı da rakamları toplamının 43 katına eşitmiş. Yani CAB'de ne olacakmış arkadaşlar? 43 tane C artı A artı B'ye eşitmiş değil mi? Şimdi burada düzenleme yaparsak zaten A'yı ne bulduk? 4, B'yi ne bulduk? 5 değil mi? Yani C 4, 5 eşittir. Buradan ne olacak? 43 tane C artı 4 artı 5 mi oldu? Şimdi buradan ne olacak arkadaşlar? 100C diyelim hatta direkt artı 45 eşittir. Şuradaki ifadeye baktığımızda 43C. 9 tane 43 ne yapar arkadaşlar? 9 çarpı 43 nedir? 9 çarpı 43 ne olacaktır? 9 çarpı 43. Peki güzel, teşekkür ederim. 387 mi? Şimdi bunu bu tarafa attığımızda, bunu bu tarafa attığımızda ne olacak? 100C eksi 43C eşittir neymiş arkadaşlar? 387 eksi 45. Şimdi şuradaki ifadeye baktığımızda 57 tane C eşittir. Buradan ne oldu arkadaşlar? 342 miymiş? Yani C buradan ne oluyor arkadaşlar? 6 mı olacakmış? Şimdi C'yi de 6 bulduk. E A'yı ne bulmuştuk? 4. B'yi ne bulmuştuk? 5. C'yi de ne bulduk arkadaşlar? 6 mı? E buradan da 4, 5, 6'yı toplarsam ne olacakmış? 15 mi olacakmış? Var mı problem? Burada. Peki arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar. Bölümleriniz neler? Genel olarak sorayım. Hangi alandan mezunsunuz? Hangi alanlardan mezunsunuz? ATT. Beysal. Okul öncesi. Güzel. Sosyal bilgiler. PDR. Güzel. Yani genel olarak herkes öğretmen galiba. Çalışıyor musunuz peki arkadaşlar herhangi bir yerde? Müzik. Sosyal hizmet. Ha, güzel. KPSS direkt KPSS çalışıyorsunuz. Son sınıf. Yeni mezun. Anladım arkadaşlar. Herkesi direkt bütün tek hedef KPSS sanırım. Yani bu sene. Peki bununla ilgili herhangi bir dershaneye ya da bir kursa kaydoldunuz mu? Online ya da yüz yüze.
Düşünüyor musunuz? Teknisyen, güzel. Doping hafıza. Anladım. Diğer arkadaşlar herhangi bir yere kaydoldu galiba. Güzel mi? APT pedali. Güzel. Benim kursuma katılmayı düşünüyorsunuz. Zaten arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani katılmayı düşünürseniz gündüz, hafta içi gündüz ve akşam gruplarında hafta içi gündüz ve akşam gruplarında ben varım arkadaşlar. Ve hani bunlarla ilgili zaten hani biraz da ilerledik. Özellikle akşam grubunda biraz daha gerideyiz. Orada üçer üçer ilerliyorum. Gündüz grubunda dörder saat yapıyorum haftalık olarak arkadaşlar. Yani burada gördüğünüz üzere zaten normal anlatımımız bu. Sadece benim için önemli olan şey çok fazla soru çözmek. Genelde konularla ilgili çok fazla soru çözmeye çalışıyorum. Çünkü yani sorunlarımız genel olarak matematikte konu değil. Konuyla ilgili sorunumuz zaten çok fazla olmuyor. Basamak çözümlemesi ne olduğunu herkes biliyor arkadaşlar. Fakat soruların genel olarak hani kuralların, mantığın kullanımı bizim için önemli. Bir de şunu söyleyeyim. Kitap yolluyor muyuz? Kitap, onunla ilgili bilgim yok. Yani şimdi herhangi bir şey söylemek istemiyorum Merve. Ama yani zaten bununla ilgili şöyle söyleyeyim. Çalışma soruları gönderiyorum derslerden sonra. Bugüne kadar henüz göndermedim. Çünkü temel kavramlar kısmıyla ilgili arkadaşlar. Çok fazla hani konular hep sürekli iç içe olduğu için elimdeki notlar da konular da iç içe. Belli bir düzene girdikten sonra konuları istediğim seviyeye yani istediğim konuya geldikten sonra sorular göndereceğim. Tamam mı Serkan? Bununla ilgili henüz de notlar aynen sorular göndereceğim. Tek ders şeklinde alabiliyor musunuz? Bu olabilir arkadaşlar. Tek ders şeklinde alabilirsiniz diye biliyorum. Hatta şöyle bir şey de var. Ben Furkan Hoca'nın dersine katıldım. Memnun kaldım. Almak istiyorum deyince de arkadaşlar. Bununla ilgili belli bir miktar indirim de yapıyorlar diye biliyorum. Ondan da faydalanabilirsiniz. Sadece matematik evet bununla ilgili alabilirsiniz diye düşünüyorum. Var mı sormak istediğiniz başka bir şey? Kafanıza takılan başka bir şey varsa arkadaşlar bildiğim kadarıyla yardımcı olayım sizlere. Katılmak isterseniz de rica ederim. O zaman kayıt olmamış arkadaşlar için umarım yani kayıt olsanız da olmasanız da umarım herkes çok verimli güzel bir sene geçirir ve hedeflerine ulaşır. Evet, yani tüm dileğimiz ve isteğimiz bu yönde. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hiç yapmayanlar için on niyet yapmak için aynı konuları çalışmalıyız. Yasin şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili kesinlikle bir antrenmanlarla matematik kitabı çözmenizi istiyorum. Yani 2 ya da 3 hafta içerisinde çok hızlı bu kitabı çözüp derslere, canlı derslere de düzenli olarak katılırsan yönlendirmeler şeklinde gidiyor zaten. Arkadaşlar bunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diye. Yönlendirmelerini de kale alırsan yani benimle birlikte biraz kendinle ciddi efor harcarsan 10 netten çok daha fazlasında yapabilirsin. Tamam mı? Yani 10 net yapmak zor değil. 10 netten fazlasını da yapabilirsin. Yani sadece arkadaşlar yani olayın sadece benle ya da sadece sizle olmadığının farkında olursanız ve hem siz efor harcayıp hem de beni de dinler, takip edip kaçırmazsanız 10 netten çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Tamam mı? Yani bununla ilgili sorun yaşayacağımız bir durum yok. Evet zor. Evet sıkıntılı olabilir ama daha fazlasını yapabilirsiniz. Ünlüye hazırlık için derken Kübra ne sormak istediğini tam anlayamadım. Arkadaşın getir kampanyası da var. Evet o da olabilir. Ya Serkan hedefine bağlı. Tamam mı? Bu durum tamamen hedefine bağlı. Bunun için de tabii ki de ne istediğinle ilgili bu sana kalmış bir şey. Yani bana kalsa ben hep isterim ki öğrencilerim hep full çeksin. Ve buna göre çalışsınlar. Sürekli iyi haralı o mükemmel sorular çözsünler falan. Ben bunu isterim yani.
Ben gönülden geçen full. Yani ideal olan da benim için de full olur. O yüzden. Hilal, DGS ile ilgili de yine DGS gruplarında da ben olacağım. Tamam mı? DGS matematikte de ben olacağım. Onları da yine ben anlatacağım. Kübra, üniversite hazırlıkta da şöyle söyleyeyim. TYT matematik ve AYT matematik derslerini ben anlatıyorum. ALES grubunda da olurum. Yani sınıf öğretmenliği ÖABT'de de varım. Zaten Instagram sayfasında şey yaparsanız oradaki şeylerde ben varım zaten. Oradan da şey yapabilirsiniz. Serkan kayıtlı öğrencimiz YKS'de ama Serkan kayıtlı öğrencimiz arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Huriye sen de geldin. Şöyle arkadaşlar. Ders notları yani şu kullandığımız ders notları var ya. Bu kullandığım ders notlarını birkaç hafta öncesinden sisteme atıyoruz. Ve sistemde bununla ilgili şeyler oluyor. Tamam mı? Onları istediğin gibi indirip rahatlıkla çözüp bakabilirsin. Ders burada bitti. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.